Tim. İmam Müslim'in Muaz'dan naklettiğine göre peygamber şöyle söyledi: İnşallah yarın Tebuk akarsuyuna ulaşacaksınız. Oraya şafaktan önce varamayacaksınız. Ona ilk ulaşan kişi ben gelene kadar suya dokunmasın. Taif kuşatmasından sonra peygamber Medine'de 6 ay kaldı. Ardından Hicri 9. yılın Recep ayında İslam'ın mesajını Arap sınırlarına dek yaymak için Romalılarla çarpışmaya karar verdi. Ey iman edenler! Kafirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah sakınanlarla beraberdir. İbni İshak'ın naklettiğine göre El-Zehri, Yezid bin Roman ve diğerleri rivayet etmektedir ki peygamber Romalılara karşı savaşa hazır olunmasının emrettiği zaman mevsim her zamankinden daha sıcak ve kuraktı. İnsanlar sıkıntı içindeydiler. Aynı zamanda olgun ve taze meyve yeme zamanıydı. Ve insanlar bu sebepten savaşa katılmakta gönülsüz davranıyorlardı. O güne dek kime karşı savaşılacağını genellikle gizli tutmuş olan peygamber, bu kez Romalılarla savaşılacağı, bu sebeple herkesin zor günlere, olağanüstü kalabalık bir düşmana hazırlıklı olmasını istiyordu. Kumanda ettiği en büyük orduyu kurabilmek için Mekke'den ve diğer müttefik kabilelerden sefer için silahlı ve binekli adamlar istedi. Yardımda bulunanların Allah tarafından ödüllendirileceğini söylüyordu. Osman bin Affan neredeyse orduyu tek başına finanse ediyordu. Peygamber'e 1000 dinar vererek 10.000 adama alet ve binek sağladı. Bunun üzerine Resulullah, Allah'ım ben Osman'dan razı oldum, sen de razı ol dedi. Ayrıca Abdurrahman bin Av, ordunun giderlerine destek olmak üzere servetinin yarısı olan 2000 dirhem bağışladı. Hazreti Ömer ise 100 onsla katkıda bulundu. Maddi imkanı olmayan pek çok sahabe ise hurmalarını bağışlamak için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor ama münafıkların alay ve iğnelemelerinden kurtulamıyorlardı. Kadir-i mutlak olan Allah şöyle buyurdu: Sadakalar hususunda müminlerden gönüllü verenleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, Allah işte onları maskaraya çevirmiştir.
ve onlar için elem verici bir azap vardır. Tevbe 79. Allah Celle Celaluhu verebilecek hiçbir şeyi olmayan fakir Müslümanlar için şöyle buyurmaktadır. Allah ve Resulü hakkında nasihatte bulundukları takdirde zayıflara, hastalara ve harcayacak bir şey bulamayanlara günah yoktur. Zira iyilik edenlerin aleyhine bir yol yoktur. Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. Kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde, size bindirecek bir binek bulamıyorum deyince, harcayacak bir şeyleri olmadığı için üzüntüden gözyaşı dökerek dönen kimselere de yoktur. Allah Resulü, müttefik ve komşu kabileleri Tebuk Savaşı'na katılmaya davet etmişti. Allah şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır. Hazreti Peygamber'in davetine herkesin icabet etmesi gerekiyordu. Allah şöyle buyurmaktadır. Ey müminler! Gerek hafif, gerek ağır olarak savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Tebuk Savaşı sırasında münafıklık almış başını yürümüştü. Münafıklar bu mevsimde ve düşmanın durumu karşısında savaşa kalkışmanın bir intihar olacağını söylüyorlardı. Allah şöyle buyurdu. Allah'ın Resulüne muhalefet etmek için geri kalanlar oturmalarıyla sevindiler. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihat etmeyi çirkin gördüler. Bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Peygamber Selma kabilesinden Cid bin Kays'a bu sene Elasfar kabilesine karşı savaşacak gücün var mı diye sordu. Cid ise şöyle cevap verdi. Allah Resulü bana izin ver ve beni fitneye düşürme. Allah'a and olsun ki herkes bilir ben kadınlara çok düşkünümdür. Elasfarlı bir kadın tarafından baştan çıkarılmaktan korkarım. Peygamber izin vermekle birlikte ondan yüzünü çevirdi. Bu olaya ilişkin şu ayetler nazil oldu. Onlardan öylesi de vardır ki bana izin ver, beni fitneye düşürme der. Bilesiniz ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem kafirleri mutlaka kuşatacaktır. Resulullah Tebuk seferine çıkarken münafıklar Cid'in yaptığı gibi yalandan özür beyan ettiler ve savaşa çıkmak istemediler. Peygamber de gönülsüzlerden hayır gelmeyeceğini bildiği için onlara izin verdi. Bunun üzerine şu ayetler nazil oldu. Allah seni affetti. Fakat doğru söyleyenler sana iyice belli olup sen yalancıları bilinceye kadar onlara niçin izin verdin? Münafıklık sadece Medine'de değil, çölde de almış başını yürümüştü. Allah şöyle buyurdu. Çevrenizdeki Bedevi Araplardan ve Medine halkından bir takım münafıklar vardır ki münafıklıkta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin, biz biliriz. Onlara iki kez azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itilecekler. Yüce Kur'an, Bedevilerin münafıklığını ve yozluğunu şöyle anlatmaktadır. Bedeviler, kafirlik ve münafıklık bakımından hem daha beter
hem de Allah'ın Resulüne indirdiği kanunları tanımamaya daha yatkındır. Allah çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Peygamber'e münafıkların cesumlu bir Yahudi olan Süveylem'in evinde toplanarak insanlara İslamiyet karşıtı propaganda yaptığı haberi ulaşınca Allah Resulü Talha bin Ubeyd'i birkaç sahabiyle birlikte Süveylem'in evinin başına geçirmesi için yolladı. Talha ve arkadaşları evi bastığında diğerleri kaçmayı başardı. Eldahak ise arka taraftan kaçmaya çalışırken bacağını kırdı. Eldahak bu olayı bir şiirinde şöyle anlattı. Buna bir daha yeltenirsem korkarım Muhammed'in ateşi kavuracak beni. Madem ki bu defa bacağımı kırdım, çekeceğim dilimi de İslam hakkında kötü konuşmaktan. Münafıklar içerisinde Müslümanlara karşı pek çok komployu örgütledikleri bir cami yapmaya bile cesaret etmişlerdi. Ahlaksız İbni Amr'ın Roma ordusuyla gelip Medine'yi ele geçirmesini ümit ediyorlardı. Camiyi düşkünler ve peygamberin mescide gitmeye gücü yetmeyenler için inşa ettiklerini iddia ediyorlardı. Dahası insanları inandırabilmek için peygamberden kendi camilerinde namaz kıldırmasını bile rica etmişlerdi. Ancak Allah onların art niyetlerini şu ayetlerle ifşa etti. Münafıklar arasında bir de müminlere zarar vermek, hakkı inkar etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescit kuranlar ve bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Onun için de asla namaz kılma. İlk günden takva üzerine kurulan mescit içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever. Peygamber bu ayetler üzerine münafıkların mescidinde namaz kılmaktan sakındı. Bedevilerin çoğu, münafıklar, özrü olan birkaç sahabi ve uyuşuk davranan üç kişi orduya katılmadılar. Müminlerse peygamber düşmanı tayin ettiği günden beri canla başla savaşa hazırlanıyorlardı. Ordu Medine'den ayrıldıktan sonra Veda tepelerindeki El Cerf'te kamp kurdu. Hazreti Peygamber Medine'de yerine Hazreti Ali'yi bıraktı. Fakat münafıklar peygamberin onu bir fazlalık olarak gördüğü ve kendisinden uzak tutarak ondan kurtulduğu söylentisini yaydılar. Bunu duyan Ali o kadar üzüldü ki zırhını giydi, silahlarını kuşandı ve ona katılmak için yalvarma niyetiyle El Cerf'te peygamberi yakaladı. Ona münafıkların gıybetlerini anlattı ve ey Allah'ın Resulü, beni kadınlar ve çocukların arasında mı bırakıyorsun dedi. Peygamber bunun üzerine bunlar yalan. Geride bıraktıklarım için orada kalmanı emrediyorum. Dön ve beni hem kendi ailende hem de benim ailemde temsil et. Ey Ali, benden sonra peygamber gelmemesi hariç bana. Harun'un Musa'ya yakınlığı kadar yakın olmandan memnun değil misin dedi. Bunun üzerine Ali Medine'ye geri döndü. Herkesin katılımından sonra ordu 10 bini atlı 30 bin kişiye ulaştı. Ve Levanten'e doğru yola çıktı. Abdullah bin Ebu Salül, Hayseme Malik ve Ebu Zer hazırlıkları ağırdan aldıkları için arkada kalmış, orduya katılmakta gecikmişlerdi. Ancak Ebu Zer'in gecikmesinin sebebi devesinin yürüyemeyecek hale gelip bütün yükü kendi sırtında taşımak zorunda kalışıydı.
Tebuk civarında konakladıklarında peygamber yüz hatları seçilmeyen birinin yaklaştığını gördü. Ve içinden dua eder gibi keşke Ebu Zer olsa diye geçirdi. Adam yaklaşıp Ebu Zer olduğunu anlayınca peygamber, Allah Ebu Zer'e merhamet etsin. O tek başına yürür, tek başına ölür ve tek başına diriltilir dedi. Hazreti Osman'ın halifeliği döneminde Ebu Zer karısı ve çocuğuyla birlikte El Rübze'de yaşıyordu. Öldüğü zaman kendisini yıkayıp kefenledikten sonra yoldan geçen ilk yolcuya gömdürmelerini vasiyet etti. Günlerden bir gün İbni Mesud bir grup insanla Irak'tan dönerken Ebu Zer'in oğlu ona yaklaştı ve kefeni işaret ederek "Bu gördüğünüz peygamberin dostu Ebu Zer. Onu gömmemize yardım eder misiniz?" dedi. İbni Mesud o anda gözyaşlarına boğuldu ve tıpkı peygamberin söylediği gibi yalnız yürüdü. Yalnız öldü, yalnız da haşır edileceksin dedi. Daha sonra Ebu Zer'i defnettiler. Müslümanlar Tebu'a vardıklarında peygamber ashabına şu meyanda bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Şüphesiz en doğru yol Allah'ın kitabıdır. En güvenilir kulp takvadır. En mükemmel din İbrahim'in dinidir. Sizin için örneklerin en güzeli Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. En yüce söz Allah kelamı, Kur'an-ı Kerim'dir. En hayırlı iş hakkıyla karara bağlanmış olandır. En kötü inanışlar mukaddes olmayanlardır. Yolların en iyisi peygamberin üstünde yürüdüğü yoldur. En makbul ölüm şehitlik mertebesidir. En sefil körlük hidayetten sonra küfre dönme ve kalbin körlüğüdür. Peygamber Halid bin Velid'i Tebu'nun kuzeydoğusundaki Dumat el-Cendel'e gönderdi. Halid, bu civarın yöneticisi olan Ukeydir'i esir alarak peygambere getirdi. Müslümanlar Ukeydir'in Halid tarafından el konulan elbisesini merak ediyorlardı. Peygamber onlara, "Bunu mu merak ediyorsunuz? Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a andolsun ki Allah katında Sa'd bin Muaz'ın mendili bundan daha kıymetlidir." dedi. Ukayder, peygambere altın işlemeli iplikler hediye etti. Peygamberse bu hediyeyi Ömer ve Ali'ye verdi. Onlar da bu hediyeleri hanımlarına verdiler. Yine Tebuk gazası sırasında Cerba ve Azro gibi vergi ödemeyi kabul edenlerden Eyla kralı da peygambere beyaz bir koyun ve beyaz bir cübbe hediye etmişti. Bir gün Tebuk'ta peygamber sabah namazına geç kalmıştı. Sahabe saflara dizilmiş, peygamberi bekliyordu. Ancak peygamber gelmeyince namazı Abdurrahman bin Avf kıldırmaya başladı. Daha sonra peygamber de gelip Abdurrahman bin Avf'ın arkasında namaza durdu.
Namaz bitince, peygamber iyi yaptınız. Çünkü hiçbir peygamber ümmetinden takva sahibi birinin arkasında namaz kılmadıkça ölmez dedi. Tebuk'ta 20 gün kaldıktan sonra peygamber hiçbir düşmanla karşılaşmadan Medine'ye geri döndü. Dönüşte Semukluların topraklarına girince askerler El-Hacerlilerin evlerine saldırmaya başladı. Peygamber onları böyle yapmaktan men ederek şunları söyledi. Kendilerine karşı adaletsiz olanların evlerine girmeyin. Aksi halde aynı belaya uğrayanlardan ve üzülenlerden olursunuz. Medine'ye girişte, kadınlar ve çocuklar peygamberi coşkuyla, şarkılar söyleyerek karşıladılar. Ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere, Allah'a davetinden. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Resulullah şehre girer girmez iki rekat namaz kıldı. Ardından sefere katılmayan münafıklar teker teker peygambere gittiler ve özür beyan ettiler. Peygamber onları Allah'ın gizli açık her şeyi bildiğini söyleyerek uyardı ve özürlerini kabul etti. Daha sonra geride kalan üç memin, Ka'b bin Malik, Müreret bin Rabia ve Helal bin Ümye peygambere gelip özür dilediler. Ka'b şöyle konuştu. Aslında evde kalmak gibi bir niyetim yoktu. Bu mevsimde Medine'den ayrılmak o kadar zor geldi ki, hazırlık yapmayı sürekli erteledim. Sonunda gitmeye karar verdiğimde ise çok geç olmuştu. Çünkü ordu çoktan gitmişti. Etrafımda münafıklar ve yaşlı insanlardan başka hiç kimseyi görememekten ötürü çok müteessirdim. Peygamberin seferden döndüğünü duyunca kendimi affettirecek bir hikaye uydurmaya koyuldum. Herkes başka bir şey söylüyordu. Sonunda peygambere sadece hakikati söylemeye karar verdim ve yanına gittim. Beni görünce sert bir tonla gel dedi. Ve savaşa katılmak için bir deve bulamadım mı diye devam etti. Buldum dedim utanç içinde. Ey Allah'ın Resulü, bahaneler uydurmaktansa hakikati söylüyorum. Gönülsüzlük ve rağbet yüzünden geride kaldım. Allah Resulü, Allah hakkında hüküm verinceye kadar cemaatten uzak dur dedi. Benimle aynı durumda olan iki kişi daha vardı. Bedir Savaşı'nda büyük yararlılıklar göstermiş, Müreret bin Rabia ve Helal bin Umye. Peygamber
Müminlere bu üç kişiyle kesinlikle konuşmamalarını emretti. Biz üç kişi 50 gün boyunca toplumdan dışlanmış bir biçimde yaşadık. Defalarca kardeşlerimle ve peygamberle gözyaşlar içinde konuşmaya çalıştım. Ama hiç kimse benimle tek kelime etmiyordu. Medine sokaklarında tek başıma yürürken bir nebati bana Gassan kralından mektup getirdi. Kral, duyduk ki peygamber senden yüz çevirmiş. Allah sana merhamet etsin diyordu. Kendi kendime, ahiretten önce burada yandım diye mırıldandım. Daha sonra hanımlarımızdan da uzaklaşmamız yönünde bir emir aldık. Eşlerimizi ailelerinin evlerine yolladık. Şehir dışında tek kişilik bir çadırda yaşıyordum. Ellinci gün sabah namazından sonra peygamber mescide Allah'ın bizi affettiğini ilan etti. Cemaat sevince boğulmuştu. Birden yaklaşan bir atın adımlarını ve "Ey Kâb, müjde!" diye çınlayan bir ses duydum. Hemen şükürle secdeye kapandım. Temiz bir elbise ödünç alıp peygambere gittim. Herkes öbek öbek beni kutlamaya geliyordu. Peygamber'e selam verdiğimde yüzü sevinçten parlıyordu. Bana annenden doğduğundan beri geçirdiğin en güzel gün için sevin dedi. Ey Allah'ın Resulü, bu senden mi yoksa Allah'tan mı diye sordum. Peygamber, hayır, Allah'tan diye cevap verdi. Ey Allah'ın Resulü, neyim var neyim yoksa İslam'a feda olsun. Allah beni dürüstlüğümden dolayı affetti. Yaşadıkça dilimden haktan başka bir söz sadır olmayacak dedim.
Kadir'i mutlak olan Allah şöyle buyurmaktadır. Andolsun ki Allah Müslümanlardan bir grubun kalpleri eğrilmeye yüz tuttuktan sonra peygamberi ve güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle Ensar'ı affetti. Sonra da onların tevbelerini kabul etti. Çünkü o, onlara karşı çok şefkatli, pek merhametlidir. Ve geri bırakılan 3 kişinin de yeryüzü genişliğine rağmen onlara gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'tan, yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönmeleri için Allah onların tevbesini kabul etti. Çünkü Allah tevbeyi çok kabul eden, pek esirgeyendir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Tevbe 117-119.